Evet, merhaba arkadaşlar. Genç Hayat Çiğdem stüdyolarındayız. Yanımda Sinan Cem Ali Koç var. Kendisi çok önemli bir şahsiyet. Şu an title'ını açıklamama izin vermedi kendisi. Aynen. Konseyde bir görev aldığını söyledi sadece. Aynen. Bunu verebiliyorum. Neyse. Yani şöyle söyleyebilirim. Evet. Lazia'dan doğan boşluğu ben kapatacağım gibi duruyor. Şimdi. Sedat Peker sen misin yani? Sedat Peker. Aa, Lazia niye uyuşturucu diye düşünmüş. Müsteva'dan doğan boşluğu. Ha, tamam. Ama Kürt değilsin. Ama evet. Ama hala da Kürt. Evet. Hep konseyde uyuşturucu. Yani orada da bir gönderme orada var. Orada bir gönderme var. Kutlar Vadisi'nde. Oraya değineceğiz yeniden. Şimdi bu ikinci sezonun 15. bölümü arkadaşlar. Aynı zamanda. Aynı zamanda da sen ver haberi. Aynı zamanda da sezon finali. Evet. Niye böyle bir rakamlarla oynayıp bir şey yapmak istedik size. Aynı zamanda şunu kurduk falan ama yok yani. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Evet. Sanki çok çalışmışız gibi. Yani programın yani kendini maaşlar da yapmadı. Yenilemesi için. Evet, prodüktörüm Sinan'ın gitmesinden itibaren artık maaşlarımız yatmıyor. Burada önceden filtre kahve falan içebiliyorduk, süt içiyordu. Şimdi artık sadece suyla geçiştirmek zorunda kalıyoruz. Açlık zaten ileride de var. Biraz bu koşullara tekrar adapte olmak için. Çanakkale Savaşı yemek listesi gibi evet. Yaşıyoruz şu anda. Hoşaf ve hoşaf. İşte fena değilmiş aslında, hoşaf getirseler yerim yani. Ama öyle değil. O zaman şey, Zeynel Sata hoşafı mesela 20 liraya verir. Bugün öyle verir. Ama o zaman abi düşün. O zaman savaştasın verirdi kardeşim. O zaman Zeynel yine verirdi yani. Zeynel 20 sikkeye verirdi o zaman. Neydi o zaman para? Zeynel altın mı acaba? Aa, Osmanlı para verir mi? Ben hoşafa hayatta altın mı altın vermem. Abi öyledir ama ya, bakırdır ya, altındır yani. Bakır falan veririm. Abi öyle şey değil mi ya? Değeri var ya sonuçta. Şey mi tartışalım? Tamam. Parayı para yapalım. Tamam, metalların değeri midir? Yoksa. Şimdi hemen şuna girmek istiyorum. Evet. Twitter'da ya bize bir şaka yapıldı herhalde. Ben hala inanamıyorum böyle bir olay yaşandığına. Yani bu gerçek mi dedim? Nasıl yani dedim. Haziran Düzkan'la Mahir Kelam evet. Kurtlar Vadisi tartıştılar. Evet. Twitter sohbeti odasında SpaceX'ler. SpaceX değil ya. Spaces ne? Herhalde. Ha? Odalar. Oo, boşluklar. Aa, gibi. Aydınlandım. SpaceX şey. Musk'ın roket şirketi. Aynen lan, doğru. Aynen. Adam şey fırlatmış. Neyse işte böyle bir şey, olay yaşandı gerçekten. Bunu Mahir Kelam önce duyurduğu zaman işte bilmem kaç Haziran'da, biz Mayıs'ta ya da neyse, Haziran'la Kurtlar Vadisi tartışacağız. Allah Allah dedim. Şaka. Ha, bu şaka. Bir şaka herhalde. Ha, komikmiş dedim hatta. Çünkü ya da Kurtlar Vadisi'nin sinematik evrenini tartışacaklar gibi bir şey de çok oldu. Aynen, ben öyle bir şey zannettim. Hı-hı. Ama hiç de öyle değilmiş. Ama odayı dinleyemedim ben bu arada. Ben yani de çok yarım yamalak dinledim. Çok dinledim ama sen benden çok dinledin herhalde. Evet, biraz dinledim. Yani Haziran Düzkan'ın konuşmasının bir bölümünü dinledim. Mahir Kelam'ın konuşmasının bir bölümünü dinledim. Aklımda hiçbir şey kalmadı başka bir yerde olsun ama ben bir de Haziran Düzkan'ın Son Motor'daki Besatçı'ya ve Kurtlar Vadisi üzerinden yaptığı analizinin bir kısmını dinledim. Hı-hı. Hiçbir şeyini tam dinlememem peki. Olsun. Şeyde, öyle bir artım olabilir senden farkında. Öyle hatta odaya bir ara doktor geldi. Doktor bu arada Twitter'a geri döndü. Evet. Doktor Nevzat. Vela ve Bela. Ne? Vela ve Bela. Vela ve Bela mıydı? Vera ve Bela. Vera ve Bela. Ona da baktım. Uzak olmak ve yakın olmak gibi bir şey herhalde. Ha. Anlamı. Twitter'daki bu boşluğu şeyine karşı. Yani işte orada bazılarınıza uzağım diyor. Bazılarınıza da kucaklaşacağım mesela diyor. Mesela onun konuşmasını yani dinlemedim açıkçası. Mesela İmamoğlu. Konuşmuş sanırım. Vera ve Vera. Yani hepinizi kucaklayacağım. Evet. İki haftadır hazırladığımız şaka. Fatih Sultan Mehmet'e ekibini tebrik ediyorum. Kutluyorum. Bu güçlü fetihten böyle tam bir ekip çalışması oldu. Müthiş bir şeydi. Önümüzdeki sezonda inşallah. Akşemseddin ilmi olarak koruyarak aydınlatırken Topçubaşı Mehmet'le ekibi Bizans surlarını döverken ki müthiş şeyleri bizi etkiledi. Özellikle 3 numaralı Yeniçeri Ocağı'nın üstün çabaları sayesinde sol kanatta hiçbir zaman taviz vermedik rakibimize. Tabii aynı zamanda dış kulvardan kazandığımız Ceneviz Lord'un aynı zamanda saflarımıza ara transfer döneminde. Aynen, bizim için çok başarılı bir şey yarattı. Ne pis geyiğiz var değil mi? Evet. Ama bence komik. Yani bitti mi şakalar? Bitti şakalar. Evet. Odayı anlat biraz. Ya odayı dediğim gibi yani tam ne, bir... Ne tartıştılar onu söyle sadece. Ya şöyle bir... Çünkü bak benim anladığım kadarıyla bir tartışma var. Yani bir konu var. Kurtlar Vadisi şöyleydi, hayır değildi. Bak şimdi bir kısmın şunu dediğimi düşünüyorum. Yaptığım çıkarımlar bunlar. Kurtlar Vadisi bir dizi olarak yorumlamaktan ziyade bir proje olarak yorumlamalıyız. Ve Kurtlar Vadisi dediğim şey aslında Türkiye'de gerçek hayattaki insanlara tekabül ediyor. İşte Polat'ın Abdullah Çatlı olması, işte İskender Büyümeli küçük olması, Pala'nın işte aynı zamanda hem Yeşil Kodaklı Mahmut Yıldırım hem de işte Cemal Sever olması. Ama işte Kurtlar Vadisi Gladio'da falan Cemal Sever başka bir figürle temsil ediyor falan gibi böyle. Aslında bu YouTube'daki Kurtlar Vadisi gerçekleri, Kurtlar Vadisi karakterleri aslında kim ses tonuyla yapılan videoların bir şeyini böyle daha entelektüel, daha böyle akademik ağızla yapılmış şey diyebilir. Böyle bir tablo çıktı ve buradan şeyler çıkarttılar. Şimdi Haziran Düzkan'ın bir kısım iddiası şu: Kurtlar Vadisi aslında bu Sedat Peker'le birlikte ortaya çıkan, bugün de Sedat Peker'le birlikte ortaya çıkan bu değil mi? İşte bütün mafya devlet ilişkilerini o mu tetiklemiştir diyorsun? Yok yok, o tetikledi demiyor. Hayır yani şey, bu tartışma odanın kurulmasını tabii Haziran'ın çalışma alanı olduğu sanırım. Yani böyle bir şey yayında yapmış olması, çalışma alanı demin de
yani. Kurtlar Vadisi mi çalıyor? Yok yok, hayır. Yayın yaptı ya buna dair işte. Onun için zaten Haziran Düzkan sanırım odanın moderatörü değildi ama yok, asli konuşmacılarındandı. Moderatör Ozan'dı. Ha, aynen, asli konuşmacılarındandı yani. Şimdi moderatörlük vardı. Yasada dair bir yazı diyorsun ama. Yani oradan herhalde konuşmacı olması, hani bir alanda birkaç şey üretirsem konuşmacı ya da işte bonalar söz söyleme hakkın oluyor ya. Tamam, anladım. Ha, o bakımdan bir şey vardı. Onun iddiası şu: Kurtlar Vadisi'nin böyle olması aslında bir teşhir aracı olarak da ortaya çıktı. Ama teşhir olmadı. Oradaki karakterlere bir hayranlık uyandırdı halk nezdinde gibi bir yorumunu yakaladım onca konuşmasının arasında. Benim anlamadığım noktalar yanlış da var. Yanlış bir şey söylememiş aslında. Yani çok yanlış bir şey değildi ama çok uzattı. Çok şey oldu falan gibi tepkiler çok fazlaydı. Bir kısım şöyle bir tane kadın çağrı vardı. O, unuttum adını. O çıkıp şey dedi: ya kardeşim ne anlatıyorsunuz? Siz Kurtlar Vadisi dizidir işte. Dizi olarak izleyin moruk. Tanrı çıkış yaptı. Benim anladığım oydu. En doğru analizi de o yapmış aslında. Aynen yani. Özünde bence öyle yani. Bence çünkü Kurtlar Vadisi gerçekten bir dizidir. Bir dizi abi. Ve hani bir şey anlatıyor ama asıl amacı yapım şirketi olduğuna bağlı olduğu için hani onlar para kazanmak. Onlar spekülasyon sana göre. Nasıl? Programın, para kazanmaya çalışıyor. Devlet mi yapıyor diyorsun? Yani ben bu programda bu ne zaman spekülasyon yapsam ya da bir şey söylesem, bir şey iddia etsem, bunlar spekülasyon oldu. Benim söylediklerim her zaman evet, senin gerçek, maddi temel her zaman. Kurtlar Vadisi dizidir ayarındaydı. Evet, dizi değil mi? Onu diyorum işte ben de. Hayır bak, burada sen şimdi yine spekülasyon yapıyorsun. Onun için dizicilerimiz zaten bunu alacak diyeceğim. Onun için çok uzatmıyorum o kısmı. Ama Kurtlar Vadisi sonuçta bir dizi. Evet. Ve yapım şirketi para kazanmak için bunu yapıyor. Arkasında bu bir spekülasyon. Asıl abi. Belki hayrına yapıyorlar. Hayrına para kazanmayacak abi o zaman. Hayır, parası da bu, yani para veriyorlar. Almam dersen bu niyetini anlayabilirler. Bu senin hayatında duyduğun en gerçek yorum. Kurtlar Vadisi'nin dizi olduğu ve bunların para kazanmak için yapıldığı hayatında duyduğun en gerçek yorum. Neyse, bu bir gerçek. Bir kısımda sana bir şey itiraz ediyor. Abi Kurtlar Vadisi bayağı bildiğin hani dizidir ve yapım şirketi para kazanmak için yapmıştır ama özellikle işte bu şey için söylüyorlar ya, 97 bölümden sonra pusu kısmı aslında. Kurtlar Vadisi vatan, Kurtlar Vadisi pusu, Kurtlar Vadisi Irak gibi yapılma, Kurtlar Vadisi hiçbir yerinde. AKP'nin güdümünde bir politika yorum. Ya gerçekten de öyleydi işte. Yani, Tolak filesinde şunu öldü, bunu kesiyor falan filan. Bütün oyunlar oluyor. Aksaçlılar giriyor devreye. Aksaçlıların boşuna şu tapınakçıları patır kütür indiriyor, o oluyor, bu oluyor falan gibi uzun. Onları da kattılar mı işin içine? Yani bu 97 sonrasını. Tabii İskender Büyük meselesi falan konuşuluyordu ama sanırım Kurtlar Vadisi Gladio. Kurtlar Vadisi Gladio'nun ne zaman çekildiğini bilmiyorum ama 97, ilk 97'nin şeyine çok benziyordu yani. Yani çekim teknikleri falan böyleydi. Yönetmeni de bilmiyorum şu an, uydurmuş olabilir. Yok şey diyorum, tartışmada, odadaki tartışmada i̇şte sadece ilk 97 bölüm mü? Yok, çok karmaşıktı. Çok karmaşıktı. Öyle ilk 97 bölüm ayrımı falan yapan da azdı yani. Ama geneli yine böyle bir ayrım yapmasalar da ana 97 bölümün karakterleri tartışıldı işte. Pala karakteri, işte Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nin işte Polat'ı ama şey Polat yani hani ilk 97'deki Polat. Hani evet. Ya da işte Güllü, işte Mükerrem bilmem Aspartalı bir kavada heyecanlandırıyor. O falan. Hani ona ithafen yapıldı ama Haziran Üskan'ın temel yorumu oydu. O şeyden de yayından da çıkarttım. Yani böyle bir şey var diyor yani mesela. Besatçı'ya da yorumlarken öyle yani yorumlar. Yani bunun bir ifşaat yanı var. Teşhir ediyor sonuçta. Teşhir ediyor bazı şeyleri. Evet. Ama senin teşhir olarak algıladığın şey halkta kahramanlık duygusu uyandırıyor diyor. Bence zaten teşhir de değil aslında. Hani dizinin senaristleri bu kirli ilişkiler teşhir olsun diye şey yapmıyor. İşte 90 bölüm finaline bakarsan mesela çıkıyor Polat Erdem'den Kurtlar Vadisi operasyonu öyle ya da böyle eksiyle yanlışıyla sonuçlanmıştır diyor. Ve bu biz diyor vatana hizmet etmek için yaptı. İşte Abdülhamit çıkıyor, benim bir tek anam var vatan. Memati çıkıyor, biz diyor devletin sevmediği çocuklardan hep devlete hizmet ettik. Falan gibi hani böyle bir yani sonu buraya bağlanan bir hikaye. Burada bir teşhir yok. Kurtlar Vadisi Polat şey bir karakter yani teşhir olacak bir karakter değil. Aslan Akmen mesela. Sonradan böyle boşluk kaldı Aslan Akmen. Ölümünden sonra değil mi? Ciddi bir boşluk vardı. Teşhir olacak bir karakter değil. Yani Kurtlar Vadisi dönemin şartlarında iyi bir diziydi. Mesela bence şeye bak, o dönemin özel durumları da var mesela. O dönem dizilerin genel şeyi böyle hani jön kullanılmıyor. Gerçekten aktörler hayatın hani sağında sonunda görebileceğin tipler olarak çıkıyor. Oyunculuk tartışmalı bilmiyorum yani özellikle Polat Alemdar'ın oyunculuğu. Ki zaten istihbarat elemanlarında öyle bir şey vardır. Yani çok dikkat çekmeyecek. Oradan tipler seçilir. Yani bunda aklında bulunsun. Yarın bir gün istihbarat teşkilat kuracak olursan. Aynen. Jön kullanma yani. Aynen. Hayatın çünkü zaten. Bütün yani. Herkes jön dünyada. Ya mesela şey falan da öyle yani. Yani içerik bakımından çok öyle değil. Ama işte konseyin üyeleri falan da böyle çok şey tipler değil ya. Yani. Gerçekten bu Laz ya. Bulunabilir bir tip yani. Armatör, Laz ve silah kaçırıyor. Yani Karadeniz %80'i gibi falan. Tam tık Karadeniz'den karşımıza. Yani abarttım tabii şey bakımdan da. Öyle yani. Hüsrev Ağa. Hani Hüsrev Ağa gerçi atasözü ve deyimler sözlü olarak da dizide yer alıyor. Bu bakımdan da başka bir şey ama hani uyuşturucu kaçakçısı ve ağa yani. Hani aşiretini burada kullanıyor falan filan. İşte şey söylüyor. Benim profesörlerimi öldürüyor Mehmet Bey. Sen bize burada Amerika öldürülen Amerikalılardan bahsediyorsun gibi. Böyle Amerikan emperyalizmine karşı çıkarken profesör dediği şahısların uyuşturucu üreticisi olmasını göz ardı ederek çok uygun bu işi yaptığını falan da iddia ediyor. Yani hakikaten olabilecekler yani hani şey bakımından yani. Bu açıdan dizinin öyle bir güzel yönü var ama dizi ve
bu yabancılar para kazanırken bir yandan da başka bir şey yapıyor. Devletin mafya olan kirli ilişkilerini sonuçta örnek sonuçta gösteriyor. Sonuçta bir mafya dizisi çekeceksen. Bu gerçeklerle çekeceksin. Yani. Ama işte orada da yani diziyi abi çok şey yaparsın ya. Bilmiyorum hani yönetmen yani orada da için. Devlet işin içine girecek illaki. Tabii girecek. Ve abi. Hiç nasıl diyeyim aklı olan devlet. İnsan orada izlediği devlete güvenmez. Yani orada mafya ile ilişkileri işte net bir şekilde ya. Görür yani. Erkan Acerer'in tweet'i gibi oluyor ya. Halkımız işte gitti Sedat Peker'den öğrendi gerçekleri. Bence olmuyor öyle. Şeyden o öğrenmedi. Canlıları. Öyle bir seçenek yok yani vatandaşımız için bizim yani. Sonuçta ya mesela şunu düşün en basitinden. Lazia pislik bir adam. Dizide de öyle mesela. Abi, bak bir sempati uyandırıyor sende. Hani, yani şeyde. Saf kötü bir adam değil. Tamam. İşte kızı var. Kızını seviyor. Onu acıyor. Kıyamıyor falan. Nasıl karısını öldürmüş. Kızını öldürmüyor karısını, işte. Vazgeçiyor. Karısını öldürmüş mesela. Mezara gömüyor canlı canlı. Nasıl vazgeçiyor? Yani 30 bölüm falan sana şey diye anlatıyorlar. Karısını işte gözünü kırpmadan öldüren bir cani falan diye anlatıyorlar. Sonra bakıyorsun başka bir sebebi varmış aslında ve karısını da çok seviyormuş. Öldürmesine rağmen de hala çok seviyormuş falan. İşte ama bildiğin aslında cinayet yani kadın cinayeti motivasyonu verebilir yani. Tabii canım. Türkiye'deki şey düşününce de. Ya işte onu diyorum. Sevgisinden öldürmüş. En genel anlamda baktığın zaman. Ha, anladım sen de öldürmüşsün. Cani bir adam yani. Tamam. Sevmemesi lazım diyorsun. Derin bir karakter bence. Dizinin derin karakterlerinden biri ama sevilmemesi gereken bir tip. En çok istekli karakterden bir tanesi. Ve hani uyuşturucu kaçırıyor. Silah kaçırıyor. Zaten hani hatta dizinin iyi karakteri olan Polat'ın yıkmaya çalıştığı konseyin en baş aktörlerinden birisi. Bu konsey tabii. Memlekette her türlü pisliği döndüren insanlardan oluşan bir şey yani. Kaçak silah ve kaçak uyuşturucu da. Ve mesela açıkça söyleniyor. Bu insanlar devleti parmaklarında oynatıyorlar. Tabii, zaten... Savcıyla ilişkileri ortada. Polisle ilişkileri ortada. Mesela Lazia içeri kendi tercihiyle alınıyor. Ben diyor istesem alınmam diyor. Yok. Var öyle bir şey işte. Devlet ayağı nasırlı adamdır. Nasırın ayağına basırsa hatırlamaz. Orası öyle yani. Devlette belli bir dengemiz var bizim diyor. Hı-hı. Devlet bizi bilir onun diyor. Biz devleti çok şey diyor. Vardı. Devlet dediğin nedir? Senin davetinde kadeh kaldıran 3-5 bürokrat değil mi diyor. Mesela o dediği ama gördüğümüz de var. Mesela Ziya şeyi belgeleri verirken şunu açıkça belli ediyor. Ben bu belgeleri bu zamanda bilerek verdim, verdim diyor. Tabii. Ki içeride kendimi daha güvende hissediyorum. Sedat belli ki bir şeyler dönüyor mesela diyor. Yani, evet. Gibi. Ha. Ama orada yani hani... bunları gören bir vatandaşın tabii, şunu demesi lazım. Ya evet bu devlet gerçekten bu insanlara hizmet ediyor yani. Ama işte bak orada bence mesela tamam bunu sen bir politik geliş yani politik tartışmaların içinde bir şeyler okumuş bir şey oturtmuş bir arka plana dayanarak bunu söylüyorsun. Şimdi sıradan bir vatandaşın içinde şöyle bir gözlem var. Ben sana şöyle anlatayım bir yandan da. Abi Lazca, Hüsrev'a ne kadar racon sahibi adamlar olsa devlete bir sürü pis iş yapmış. Karahan'la ne kadar böyle filmin özellikle 97 bölümünün sonları Karahan'ın kendi ölümüne doğru ne kadar iyi bir portre çizse de oğlunu kaybetmiş olması pis işlere bulaşmış. Kendi oğlu Polat Alemdar, Ali Can'dan ve aynı zamanda Yakup Efe Karahan'la babasının sonunu hazırlayan bir projeyi örgütlüyor aynı zamanda. Masum anlatılsa da bu vatandaş bir suç imparatorluğunun lideri ve bir suç şeyini ve devleti buradan semirenler, devleti yönetenler, Büyük Ortadoğu projesini yani Amerika'nın ortadoğu haklarına kan ve zulüm getiren projesinin baş aktörü aynı zamanda. Karahanlı falan. Böyle bir şeyde rol alıyor. Şimdi Polat da Aslanak Bey de Amerikancılara karşı, Rusçulara karşı da, işbirlikçilere karşı da KGT öyle bir teşkilat, kamu güvenliği teşkilatı. Sen şunu diyorsun. Bu tamam. Bu şeyi bitirecek devletin içinden çıkmış devlet, baba yiğitler yani. Devlet bir yandan Ziya'nın hizmetine koşuluyor ama içeride daha derin bir devlet var. Tabii devletin bunlar içindeki vatanseverler. Evet, Doğu Bey de mesela böyle diyor. Mesela ne var orada? Pala karakteri mesela çok önemli. Pala karakteri ömür boyu vatana hizmet etmiş işte. Ne diyor? Kuzey Irak'ta işte tanım namını duymayan baş gezmediği taş kalmamış. Orada teröre karşı sonra geliyor burada devletten emir alıyor. Sonra para gibi kirli işlere bulaşıyor. Ne işte Halo'yu Halil İbrahim Kapar'ı şeyden kaçıracak. Akrep Bekir'in emriyle yani Rus konseyinin emriyle uyuşturucu ticareti, Ruslardan uyuşturucu ticareti sevkiyat yapması için şeye kaçıracak. Bundan da para alıyor. İşte o Polat'la son işte sahnede konuşmalar. Lan kimliksiz devlet, mafyasız mısın bana yedirme, aslan adam mısın falan emirler kim? İşte Polat da orada mesela. Polat orada öyle bir figür. Kimliksiz bir devlet ve şey emrini, şeyle suçluyor Pala'yı. Sen kirli işlere girdin diyor. Kirli pis işleri döndürdün diyor. Pala orada mesela daha derin bir suç atıyor. Biz diyor bir günden paraya taptık. Bir günden para sevdalısı olduk. Başka bir yeri işaret ediyor. Orada karanlık bir yön var. Mesela pusu tamamen üstüne kuruldu. Sen izlemedin mesela pusu. Oradaki karanlık suratlar işte Türk liderlerinin, üstün Türk devletinin yararını örgütlemeye çalışan nasıl diyeyim, güçlülüğünü örgütlemeye çalışan, tüm uluslararası aktörlerinin güçlü olmasını örgütlemeye çalışan bir yapının içine de sızıyor. Bu tapınakçılar diyor mesela. Şövalyeler. Ta Haçlı Seferlerinde kalma bir örgüt o zaman kurulmuş. Yani. İşte İllimnat. Boşver. İşte, ama bak orada da ona işaret ediyor. İlk 97 bölüm daha gerçekçi bu aslında. Toplam 97 bölümde de çıkacak sonuç şu. Devletin içindeki vatanperver unsurlar, vatansever unsurlar. Hiçbir zaman
vazgeçmeyecek. Hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Bu işte Yakup Cemil zamanında, Terakki zamanında da böyleydi. Ve asıl devlet aslında budur. Bunlardır. Bizim yani de bunlara... Ziyanın hizmetine koşulan savcılar devlet değildir. Onlar işte, devletin içine kümelenmiş unsurlardır. Bak, aynı zamanda mesela şudur savcı. Hatta mesela bak Palan'ın... Şey cinayetini alıştırma işte Barış Bulmaz. Şimdi Barış Buldan. Gerçekten temsil eden işte. Hayır, Savaş Bulmaz. Savaş Buldan. Savaş Buldan Barış Bulmaz. Aynı aynen. Zamanda. İşte neydi ondan sonra? İşte Behiç Türkçam. Orada Behiç bilmem ne. Şey, isim aynen. Şakaları gibi. Aynen. 3 tane isim aslında değiştirip. O 3 cinayeti aydınlatmak isteyen bir savcı da var mesela. Aslan Akbey. Polat'a onun öldürülmesi emrini veriyor. İstihbaratçı. Ve onu devlet şehidi olarak görüyor. Bizim bu düzeni korumamız. Yani Karaman'ın başına bu suç imparatorluğunu. Aslında arkasında olan tapınakçıları indirmemiz için seyir izleyiciye daha verilmiyoruz. Tapınakların tapınakçılar yok orada yani. Sonra Karaman'ın ölümünden sonra verecek. Bizim yıkmamız için bunu yapmamız lazım. Aslında hep bir figür var. Devletin fedaileri var, şunları var. Mesela hiçbir polise bir şey olmuyor yani. Hiçbir polis kötü gösterilmiyor şeyde. Emniyet müdürü şunlar bunlar. Sanki onların hiç kirli ilişkileri yokmuş. Mehmet Ağar bu memleket emniyet müdürü olarak başladı. Mehmet Ağar bu memleket emniyet müdürüydü. Valiydi. Şimdi bunların hiç kötü yanları göstermiyor. Kötüler, bu görünen yüzde kötüler pür kötü. İyiler pür iyi. Ama tam tersi derin meselede en derinler her zaman daha şey. Polat Erenler. Daha sonra zaten pusulada aksaçlı olacak. Bilmem ne olacak. Şövalye olacak. Olacak olacak. Türk dünyasını kurtaran, Türk dünyasının şeyini yapan, bütün şeyin şahsında betimlemiş bir karakter olarak dizide varlık oluyor. Çünkü bir noktada işte Ömer Baba bile bilmem ne şeyleri çıkıyor. Yazıcılar diye bir şey var. Osmanlı'dan beri kalmış. Son temsilcisi Ömer Baba çıkıyor. Öyle şeyler var işte yani hani sonrasında. Ama bütün ilk 97 bölümde bunun zeminini hazırlıyor. Ya işte bu 97'den sonra AKP'nin gündelik politik hesaplarına cevap verme ihtiyacından ilerlediği için dizi. Direkt o mesela. Ana kaygısı olduğu için öyle abuk subuk şeyler çıkmış ortaya bence. Onlar bence abuk subuk çıkan şeyler, abuk subuk şeyler çıkan şeyler şu. Bir yanda FETÖ gündeme geliyor. İşte onu bir yanda hiç yok FETÖ mesela. Hiç yok. Bir yanda 17 Ağustos operasyonu oluyor. Kurtlar Vadisi pusunun gündemi FETÖ oluyor. Bir yanda yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle böyle tahrip ediliyor diyebiliriz dizi ama. Benim söylemek istediğim dizinin tahrip edilen yanları dışında da ilk 97 bölümünün içinde de temel verilmek istenen mesaj. Yani bunu yönetmen Serdar Akar vermek istemiyor olabilir. Osman Sınav vermek istemiyor ama senaryonun verdiği mesaj şu. En derinde çok güçlü ve Türkiye'nin güçlü olmasını isteyen bir devlet var. Güçlü bir devlet var. Ya Türk İslam sentezi görüşünün şey işte yani. Cisimleşmiş. Yani dizi olarak çıkması yani. Güçlü devlet, itaatkar vatandaş. Biz her şeyi çekeriz çünkü bizim devletimiz güçlü olsun mesajı. Ama onun dışında dizinin kendi sekansları, kendi eğlenceleri. Yani buradan sen ben izlediğimizde de şu sonucu çıkartmalıyız. Ama bu kadar basit değil işte ya. Ne? Yani Aslan Bey mesela. Onun en büyük oyunu görmüyorsun yani. Diye çıkış. Neyi? Senin bu anlattığın Türk İslam sentezi, Yüce Türk Devleti'nin en İttihatı, dizideki... İttihatçı. Ne? Evet dizide ya, gördüğün en önemli aktörü. Kuşbaşı Eşref'in torunu. Öyle bir evet. Tarihsel köken de affetiyorlar. Şimdi Aslan Bey bu. Ama Aslan Bey'in bile devletin arkasından iş çevirdiğini görüyorsun. Ama Aslan Bey bölümlerde. Devletin arkasında çevirir. Ki mesela Polat dizinin ortalarında yalpalamaya başlıyor. Ama Aslan Bey'e başkaldırısı aslında devlete de bir başkaldırı. Benim duygum uygum yok lan. Gibi sen. Yani. Ama oradan. Yani bunları şeyde bence göremezsin Pusu'da falan. Pusu'da zaten göremez. Pusu tamam mı? İşte Kurtlar Vadisi'nde bence iyi bir dizi yapan şey buydu zaten. Ama ben şunu söylüyorum. Bizim Türkiye'de toplamda işçi emekçilerin durumu düşünüldüğünde hani diyorsun ya akıllı bir vatandaş. Bence akıllı işçi emekçiler de bunu çıkartması güç. Çünkü pompalanan ideoloji pompalanan şu. Orada Polat'ın kestiğini görüyor. Polat'ın kafa kesmiyor. Zordan kesiyor sahnesini görüyor. Orada Aslan Bey'e karşı çıkışını bir yöntem tartışması olarak. Ama zaten bence Aslan Bey'in, Aslan Akbey'in toplam pozisyonu o şey yani Aslan Akbey bence az önce dediğim şey en derindeki herkesi kandıran ama o esas şeyi gören derdi. Çünkü sonra tapınakçılardan olduğu çıkınca Karahanlı'nın Aslan Akbey'in Mehmet Karahanlı'yı öldürmesinin ve bunu yaparken de onun oğlunun Efe Karahanlı yani Polat Erenler'in karşısına çıkartmasının sebebinin aslında zaten Türkiye'yi korumak olduğunu görüyorsun. Ve böyle yetiştiriyor adamı yani. Ama bir yandan da kişisel hesaplarını, kişisel çıkarlarını... Bir kişisel çıkarı yok mesela. Sonradan ortaya çıkıyor. Bu şey işte kardeşi kız kardeşi İsrail'de Filistin Kurtuluş Örgütü'ndeyken İsrail'e karşı savaşırken bombalanıyor. Bombalanmanın istihbaratını Karahanlı vermiş. Veriyor tamam ama sonuçta burada çok bir kişisel bir mesele de var yani. Tamam evet. Bununla sosluyor. Bununla yani susluyor. Sana en saf devlet adamı olarak sunulan kişi bile kişisel hesaplarını güdüyor yani. Evet onu diyor işte. Ben o yüzden bence güzel bir dizi. Bunlar ben, var ben, yani. Bu arada kimse... bence de güzel bir dizi. Şey değil yani. He. Ama mesaj şu değil. Senin şu şeyine katılmıyorum ben fakat. Diyorsun ya aklı olan bir vatandaş buradan da devletin kötü olduğu sonucuna çıkartabilir. Hayır ben onu devam edecektim. Orada kendimi yanlışlayacaktım zaten. Sana bırakmadan da sen oradan bana yükleniyorsun bir saattir. Evet abi düşmeyeceksin. Beni bitirmeye çalışıyorsun da. Kurdukta düşeni yemek kanundur. Evet. Ya işte şunu diyeceğim ben de. Hani devletin iki yüzünü gösteriyor sana aslında. Öyle bir devlet inşa ediyor dizide. Yani Lazia'nın devleti var. Ona hizmet eden bir devlet bir var. Bir de Aslan Akbey'in ama devleti. Daha derinde gerçek devlet var. Aynen. Ve o ancak vatanperver insanların mücadelesiyle hakim gelebilir. Diğerlerine karşı. Vatanperver kitlelerin değil ama. Kitlelerin değil kahramanların. Kahramanların şeyle mücadele evet. Şeye gelir yani. O devleti yıkmak Polat Alemdar'ın işidir. Ustası Aslan Akbey'i, babası gerçek babası Karahanlı'yı yani biyolojik babası Karahanlı'yı ve tüm arkadaşlarını satabilir Polat vatanı için. Sevgilisine farklı bir yüzde çıkabilir. Böyle bir karakter Polat. Vatan için gerekenleri yapan. Sen yapamazsın ben yapamam diyor. Orada o mesajı verir. Ondan sonra işte ki Polat bile
yapamayacak gibi oluyordu yani bir dönemde. Tabii yalpalıyor işte yani. Neydi o? Çatı konuşması. Çatı konuşması var. Elif'in evinin etrafında geziyor defalarca. İlk zaman. Tabii ilk zaman. Sonra Elif de zaten evleniyor. Kafasına sıkacak ilk bölümde. İlk bölüm mü? İkinci bölüm mü ne? Alıyor silahı, Aslan Bey alıyor elinden silahı. Aynen, ne yapıyorsun oğlum diye. Aynen. Dayanamayacağım, edemeyeceğim falan diye. Sonrasında Aslan Bey öldüğünde esas maraza çıkıyor. Evet. Ki yani. Bence zaten dizinin biten benim için oradan sonrası bence para için yazılmış. Ki hatta zaten öyle şeyler para bulamıyorlar, çekemiyorlar 3 hafta. Öyle şeyler falan de duydum ben. Yani aslında Pala Aslan Bey'i öldürdükten sonra hani birkaç bölümde biz bitirecektik diziyi ama işte devam etmesi istendi kanal tarafından. Sonra devam ettirdik. Devam ettirmek için de Tapınak Şövalyeleri vesaire giriyor işin içine. Aslında onlar yok yani dizide. Tabii yani. İlk planda böyle bir şey yok. Ya bence bir de o mesela biraz yönetmenin de değişmesi. Serdar Akar mesela. Yönetmen değişiyor sonra. Serdar Akar mesela Tapınak konseptini çekebilecek bir yönetmen bence. Eski işlerine bakınca böyle daha. Neymiş ki eski işleri? Hayır, bu ondan eski işleri değil yani. Bugünkü eski. Mesatçı falan mesela. Okay. Karanlık tablolar, şeyler meyler. Mesela Osman Sınav daha mesela ilk iki sezonda hani Polat'ın bile saçının maçının şey olması bilmem nesi değişiklik şu su. Karakter gelişim bakımından falan bile yönetmenin gösterdiği. Başka hani şeyler onlar bile etkili olmuş ama 3 hafta para bulamayıp çekemiyorlar diziyi. Aslan Bey öldükten sonra. Yani. Hani para bulunmuyor falan filan. Muhtemelen bütçe ayrılmış. O su bu su bilmem nesi. Ama ondan sonra da sonuçta Üsreva ölüyor, konsey değiştiriyor, Ruslar giriyor işte, Tilki Andrei giriyor falan. Seyirciye izletiyor bir şekilde. Evet, mesajı, istediği mesajı da veriyor. Yıllarca izlettiler yani. Ya ben mesela şeyin daha çok izlenmesi var sanırım. Doğrusu 97 bölüm. Doğrusu Kusura Vatan'dan daha çok izlenmesi. Doğrudur ama yani sonuçta ulusal kanallarda senelerce. E tabi ama artık propaganda aracı olarak çıktı yani şey. Tabi. 97 bölümde de öyleydi bence. Yani çok onun dışında değil. Sonuçta ya propaganda eder bir şey yani. Ama ben eninde sonunda vatandaşa çıkarttığı sonucu ne olduğu açıdan olumsuz bir dizi yani. Türkiye tabii tarihinde. Yani, evet. Hani bulunduğu boşluk yani bakımından. Çok çarpık bir devlet anlayışı var. Çok çarpık bir devlet mafya anlayışı var. Derece. Yöntem tartışması zaten rezalet. Yani bütün 90'larda yapılan her şeyi mesela böyle temize çıkarabilirsin. Ya da atıyorum Kürtlere yapılan, devlet tarafından yapılan bir sürü katliamı, baskıyı, zulmü şeyle açıklayabilirsin. Pala gibi yoldan çıkmış. Bir süre sonra hani mücadele etmiş ve ciddi bir sonuca bağlanamamış. Dolayısıyla vazgeçmiş ve yüzünü artık paraya dönmüş. Dünya sevdalısı olmuş. Ya da işte içimizdeki çürük elmaların. Çürük elmalar. Şey. Onlar gerçekleştirmiştir. Sanki baskıları, katliamları, zulümleri. Sorun işte devletin aslında böyle bir şey yoktu yani. Emniyeti yoktu. İşte, Pala gibiler yaptı. Şimdi Sedat Peker'in olayı o değil mi yani? Sedat Peker de bunu yapıyor bakın. Evet. Yani biz o zaman onu yaptık. Birkaç tane raconer laf. İşte yeni Polat Arandar diye yedirirsin Sedat. Çıkın olmuş. Bunu olmuş. Devletin içinde sızmış. Bilmem ne. Sadat silah gönderiyor Sedat Peker'in adına. Sedat Peker'in haberi falan filan. Yani niye Sedat Peker'in adına göndersin abi Sadat? Manyak mı yani? Sen niye düşman oldun bir anda bu devletin yani? Falan filan. Neyse tabii bu şey bir tartışma ama bence tabii Kurtlar Vadisi'ni şunu bunu tartışacaksak yani her dönemin siyasal konjonktürüyle tartışmalar. O zaman ne çıktı? Hangi siyasal şey var? Hangi sınıf işte ne durumda? Hani burjuvazinin temel ihtiyacı ne? Şu bu falan gibi şeylere bakmak lazım. Bu şu demek ki bu kadar doğal bir şey değil yani. Şu kadar hani her diziyi burjuvaz belirliyor diye bir şey değil. Bir dizi çıkar ortaya, tutulur, hit olur, kitleleri etkilemeye başlar. Burjuvazi ona göre müdahale eder. Medya patronlar aracılığıyla, şunun aracılığıyla, hükümet aracılığıyla. Yani böyle bir şey söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın yani. Baştan aşağı bir şey projesi değil yani. Diziyi yazmışlar, Hacı Şaşmaz. Kardeşini başrol yapmış. Gitmiş yapımcıyla anlaşmış. Kendisi yapımcılık yapacak daha sonra bilmem ne yapacak. Osman Sınav yönetmen olarak çıkartmış. Kabul etmiş. Deli yüreği çeken bir Osman Sınav var. Mafya dizilerinin bir yarı adam. Hani onu getirmiş. Bir proje. Para kazanma projesi baktığınız zaman. Temel baktığınız zaman. Ondan sonra o girmiştir. Bu girmiştir. Şu olmuştur. Bu olmuştur. Hani ondan sonra da tabii yani dokunmanın zararı var. Yani devletin bu kadar derin işlerine dokunmanın. Biri gelmiştir. Şöyle dokunun demiştir. Biri gelmiştir. Böyle dokunun demiştir. Falan filan. O açıdan müdahaleye açık bir zaten. Sonra da parayı iyi vurdular. Suyla da en çok parayı vurdular. İşte öyle. Bunlar böyle falan. Tamam o zaman 27 dakika olduğunu farkında mıydı ki? Değildim. Yani bu bir Kurtlar Vadisi bölümü oldu şu anda. Evet. Çekip silip baştan yaptı. O zaman tweet sayımızı 1'e indirip. Evet. Tamam. Şimdi. Evet. Filistin meselesi tabii şimdi. Filistin mücadelesi denen şey. Önce bence alttaki tweet o. Alttaki yani tweet. Yani bir alıntı yaptı tweet. Geçen hafta Sedat Peker ve Filistin yapmıştık. Evet. Bu hafta da Kurtlar Vadisi ve Filistin yapacağız. Yine Sedat Peker ve Filistin yapmış oluyoruz aslında. Sedat Peker de vardı. Aynı bölüm. Yani ne yapalım siz de gündemi değiştirseydiniz. Kardeşim. Devrim yaptığınızda biz onu mu konuşmadık? Aynen. Falan. Devrimi de patronlar gibi kahramanlar. Neyse okuyorum şimdi. Ya bu önceki bölümde bahsettiğimiz bir aptal bir tavırdan bahsetmiştim ben. İşte bizim Filistin'de ne işimiz var? Bu İslamcıların davasıdır tavrı. Onu bulduk sonunda. Uzun süren araştırmalarımız sonucu. Onun bir de tabii daha geri bir şey ya. Sadece İslamcı değil mi? Başka bir şey. Yani evet bu evet daha ileri bir şey. Doğru. Şimdi okuyorum. Alıntılanan tweet'i okuyorum önce. Son günlerde özellikle muhalif gençler arasında Filistin mücadelesine yönelik bir mesafelenme seziyorum. Filistin İslamcılardan ibaret
ibaret değil. Söz konusu olan yerleşimci sömürgeciliğe karşı 100 senelik bir direniş ve solcular da bu davanın hep merkezinde ola geldi demiş. Erhan Keleşoğlu. Sonra Skocax isimli biri de, bir dakika biosunu okumak istiyorum size. İslam reformcusu ve İslam eleştirmeni, gezi direnişçisi, Kemalist, aşkçı, nizamcı, ilerlemeci. Evet. Lan kör oldum şimdi. Hangi nizam peki? Nizam. O da demiş ki Filistin mücadelesi denen şey Türkiye'yi ve Türk halkını bir gram bile ilgilendirmiyor. Türkiye'nin kendi bin çeşit sorunu var. Siz nasıl bir kafa yaşıyorsunuz? Baboli demiş. Baboli kelimesini kullanan ilk başta 3 kişiden biri olduğu için dünya üzerinde. Evet. Tebrik ediyoruz tebrik kendisini. Ediyoruz. Tarih, buradaki sıra irade göstermek. Ne diyorsun Sinan Can bu işe? Ya bir kere şu şey meselesi, yani her soruna böyle bakma işi biraz daha böyle öne çıkıyor gibi geldi bana. Bu vatandaş açısından, bizim açımızdan yani okulda, sınıfta, iş yerinde, şurada burada öne çıkan değil. Ama Twitter camiasında böyle bir liberaller falan da bence püskürtüyor bu şeyi. Püskürtüyor diyorum. Şıkırtıyor bu elimi. Yani Türkiye'de Türkiye'yi ilgilendiren şeyler hakkında konuşalım. Konuyu saptırmayalım. Şeyle alakası yok, bilmem nesi yok gibisinden böyle. Ağızlarından Amerika düşmüyor ama. Evet mesela, yani hani. O zaman abi Amerikan seçimlerinde konuşmayalım. Hiç gündem oluyor yani memleket. Ya sonuçta global bir dünyada. Şunuz diye çıkış yapayım. Abi hakikaten öyle ama yani. Gerçekten küresel birleşmenin, bilmem ne, emperyalizmin çağındayız ve Latin Amerika'nın bir eyaletinde bir kelebeğin kanat çıkması buraya etkili. Yani şaka kısmına geçersek gerçekten etkili. Bunu şey yapamayız. Yani. Bir noktası bu. Bir diğer noktası, ikinci noktası şu. Türkiye'de mevcut yönetimin İsrail'le, Filistin halkına saldıran İsrail'le, Filistin topraklarını işgal eden İsrail'le, Amerikan emperyalizmine işbirliği yapan İsrail, yaptığı ticari ekonomik anlaşmalar geçen bölümde geniş biçimde tanışmıştık, herkes de ortaya koydu. Hala varken Türkiye halklarından, Türkiye'nin sorunundan nasıl bağımsız oluyor bu? Türkiye'nin aynı zamanda Türk halkına, Kürt halkına, Çerkes halkına, Laz halkına, neyse, Türkiye halkları zulüm eden bir iktidarın, iç yemekçileri, sömür politikaları kıskaç alan bir iktidarın da olduğunu düşünürsek. Aynı iktidar. Tek adam yönetim, tek parti yönetimden bahsediyorum. AKP iktidarından bahsediyorum. Hani böyle şey gibi de oldu bu. Kıps anladınız siz gibi de oldu. Açık açık söyleyelim yani. Hani şeyden. Olduğunu düşünürsek zaten alakadar etmemesi mümkün değil yani. Türkiye halklarına baskı var, zulüm var, iç yemeklerine. Filistin aynı şekilde baskı var. Bu iki devlet de bakın ki şans eseri işbirliği içinde. Şimdi bir ikincisi bu. Üçüncüsü, be kardeşim, şimdi Filistin halklarının orada uğradığı zulüm, uğradığı baskı, çeşitli sömür ve savaş politikaları. Türkiye seni etkilemeyeceğinin garantisi var. Suriye'de oluyor, etkiliyor da. Lübnan, Libya'da oluyor, etkiliyor da. Filistin'de yıllardır olmuş, etkilemiş de. Bu kadar ayrıksı mı ya şeyden, dünyada? O zaman biz sadece kendi halklarımız için mücadele edelim. Ve gelecek bu buradaki sorun bize sıçramayacak mı? Ya da sen kendi halkların için mücadele ettin, bir şey çözdün yani, bilmem ne oldu. Bu sorun Filistin halkına ne yarar olacak? Onları gözden çıkaracaksın mı? Hem sen dünya toplamda, tüm dünya halklarının eşit ve özgür bir toplum düzeni içinde yaşamasını garanti etmediğin sürece, da bu yöne evlenmesini garanti etmediğin sürece, kendi Türkiye'de bunun garantörü olmasını nasıl bekliyorsun? Dünyada böyle bir şey var mı yani? Hangi ülke mesela? Diyelim İngiltere. Ya işte sağlık sisteminde yaşadığı sorunlar ortada. İngiltere'deki fakirleşme, yoksullaşma falan ortada. Yoksullaşma falan ortada. Şimdi Amerika mı yani? Ne yani? Bunu sana ikna eden, tarihte böyle bir şeyin çıkar yol olduğunu ikna eden ne? Bu bakın. Ama bu çıkar yol bilmem ne gibi şeyleri de geçtim. Yani senin bilinçli olarak ilerleyeceğin yolda tüm dünya halklarını kapsayan, tüm dünya işçilerini kapsayan bir toplumsal düzenin, eşit ve özgür toplumsal düzenin ancak zaten şey olacağı aşık. Tek yol yani. Çıkar yol mu, kar yol olmaktan değil. Bir tane bir seçenek var. Yani. Bunu neye dayanarak söylüyorum, merak ediyorum. Çok çıkıyor işte. Biz sadece Türkiye düzenlersek, düzenlemek bizi ilgilendiriyor. Niye? Bu şey de çıkıyor. Bu mülteci sorununun bakış açısı da bu bence. Mülteci sorununa sıkıntılı bakış açısı var ya. Biz ne alıyoruz, besliyoruz bunu? Ya kardeşim, adam savaştan kaçmış. Kadın savaştan kaçmış. Çoluk çocuk savaştan kaçmış. Ya yani nasıl olacak bu iş? Yani bunları püskürtmek mi lazım? Bunlar gitmek mi lazım? Macarların yaptığı gibi şey, Macar devletinin yaptığı gibi, Macar hükümetinin yaptığı gibi, Yunan hükümetinin yaptığı gibi mi yapmak lazım? Bu mu? Tutup Erdoğan tutumunu tutum değil. Orada savaşı karıştı, bir sürü şey yaptı. Mülteci almak çözecek işte. Mülteciler üzerinden kamp pazarlığı yapmaktır Erdoğan ya da. Ama buna çıkıyor. Bizi sadece Türkler, hadi Türkler de demeyelim. Hatta demokrat olsun bu söyleyen arkadaşlar, yapısını bilmiyorum abi. Türkiye halkları, Türkiye toprakları üzerinde yaşayanlar ilgilendir. Böyle bir şey yok çünkü dünyada emperyalistler hiçbir halkı ayırmaksın, hiçbir halkı ayrım gözetmeksin, sömürüyor, eziyor, kana, zulme mahkum ediyor. Sen de burada onlara dayanışarak mücadele ediyorsun. Bu dayanışmanın koşulda senin kendi hükümetine karşı mücadele. Yani bir de hayır, sanki Filistin mücadele, ya bir şey var sanki böyle, 100 birim bizim şey hakkımız var, mücadele hakkımız var. 100'ünü de Türkiye'ye vermemiz lazım. Evet. Şimdi biz birazını Filistin'e verince bura boş kalıyor. Hı. O yüzden geri düştük. Gibi bir şey var. Sanki böyle bir şey var mı yani? Yani ben niye bir de tepki göstermiyorum? Orada yüzlerce insan öldürülüyor. Vicdanım bile tepki gösterebilir mi ya? Evet yani. Hani hiçbir şey olmazsa, politik bir şey olmazsa böyle vicdanım. Ben bunun bir parçası olmak istemiyorum. İstemiyorum ya. Ya bu devlet gelip benim paramla gidip İsrail'de bilmem ne tankının modernizasyonunu yapıyor. O da gidiyor Filistin'in çocukları öldürüyor. Yani bu benim hakkım. Ben bunu yaparım yani. Bir yandan da Türkiye'nin bin çeşit sorunuyla ilgili de bir mücadele verebilirim. Ki o sorunlar da birbirine bağlantılı, az önce söylediğin gibi yani. Filistin
karşısına alkıyor dayanışmak için dünyanın çeşitli yerlerinde gösteri çıkan bütün dünya vatandaşları işçiler emekçiler. Kendi sorunları kendi tarafından İngiltere'de 100 bin kişi çıktı. Filistin'de söylerken aynı zamanda kendi sağlık politikaları adayında tartışmıyorlar. Yani böyle bir dünyada yaşamak istemiyoruz evet, diyorlar. Evet kardeşim yani. Aynen. Şeyde İngiltere'de Covid'den öldüm. Filistin'de İsrail bombasından öldüm. İsrail devleti bombasından öldüm. Dünyada yaşamak istemiyorum. Bu kadar basit yani. Yani bu kadar basit evet. Bir de kardeşim şeyde sokağa çıkıyor. İsrail'li vatandaşlar bile çıkıyor ya ben İsrail devletim bu şeyi istemiyorum diyor. Sen zaten çıkacaksın mecbur yani. Neyse. Evet. Geçelim mi diğer tweet'e geçmeyelim. Evet bugün bu kadar yeter. Bugünlük bu kadar yeter. Evet. Bu sezonluk bu kadar yeter. Bu sezonluk bu kadar yeter. Duygusal bir konuşma yapmak ister misin? Değerli köylü kardeşlerim. Yok ya duygusal olacak bir şey yok. Duygusal bir konuşmaya gerek yok. Ya zaten space'e geçersek odalara. Tabii bir tartışmalı bir şeyimiz var şimdi arkadaşlar. Burada nasıl bir ilerleme falan gibi böyle bir şey. Yani yayın 3. sezonu belki Twitter odalarından sürdürebiliriz. Ya çünkü en mantıklısı o. Biz şimdi Twitter'da bir tartışma dönüyor. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Etli geliyor o tartışma. Ama zaten bunun odasını yaptılar. Heh, aslında yani. Twitter bizden çaldı diyebilir miyiz bu kesinlikle formatı? Kesinlikle öyle zaten. Bizim teknik donanımımız yetersiz olduğu için. Evet yani biz yaptık aslında bunu. Biz yani Twitter'a giriyorsunuz. Twitter'da bir oda gibi düşünün. YouTube'a tıklıyorsun. Orada iki kişi tartışıyor evet. İşte yani. Sadece Twitter... katılamıyorsun. Ha imkanımız olsa sizi katar mıydık? Yok yine katmadık. Yine ikimiz konuşurduk. Katardık yani. Bazen katardık. Katabilirdik ama katmazdık. Bu tartışmalı burada. Bu da tartışmalı. Ya çünkü katarsın. Yani bazı odalarda giriyorum ben. Söz alabilir miyim diyor. E tabii hocam buyurun çünkü işte herkes çok kibar ya. Evet. Yani şey diye söylemiyorum. Çok kabalar. Allah'ın söz falan diyeceğiz. Bunların yani. Hepsini biliyorum. Bunlar kaba insanlar gibi demiyorum yani. Herkes gerçekten kibar olduğu için söz hakkı veriyor başka insan. Tanımadığı insanlara ya da uzaktan tanıdığı insanlara. O geliyor ta işte insanlığın yaratılışından alıyor meseleyi. 15-20 dakika bütün odayı kilitliyor. Kimse şey de demiyor. Ya kardeş sen ne anlatıyorsun? Sen olsan dersin Furkan. Yani moderatörü sen, bize... sen olursan bence olsun ya. Bir ben de alalım. Demem. Ben yapamam öyle kabalık. Niye bana yapıyorsun kabalık? Sen ama işte. Samimi. Evet. Arkadaşlar. Furkan bana sana kabalık. Hiç yapmam. Neyse işte ama odaya o yüzden yani bilmiyorum. Bakarız ya. Şöyle bir şey yaparız. Tweet sahibi gelebilir mesela. Şahıs gelir der ki kardeşim ben kendimi savunmak istiyorum. Onu da sustururuz. Onun izini de söyleriz. Allah belanı versin. Aynen. Yani sonuçta konudan dağılmasına izin vermeden bir ara ara konuklar alabilme şeyimiz artar. O opsiyonu uzatmış oluruz. Ya da yine programı yaparız her zaman gibi. Yani 20-30 dakika neyse. En son üstüne sohbetini yaparız. Evet evet öyle. Katkı şey. Yapacak olan var mı? Sorusu olan var mı? Bir gibi. De mesela bunlar bir şey yapacağız. Yani bu SpaceX demeye o kadar alışmış ki dedim bu cahilliğimi sürdüm. Twitter odalarında yapmış sohbetleri YouTube'dan da yayınlayabiliriz. Olabilir. Yani. Bir tabii bu sezon arasında bir deneme yapacağız. Bunun da müjdesini buradan müjde yapmak. Şimdi buradan bir müjde daha verelim. Karadeniz'de. Karadeniz'de bir rezerv daha bulduk. Erdoğan takvimini anlamayanlar için. Bir müjde daha verelim diyor mesela. Bir ay daha kapatacağız diyor. Aynen müthiş. Ya da ya bir son, üç ya ay sonra aşı geliyor. Yeni normalleşme hakkındaki görüşlerini pure park bir anlat öyle bitirelim. Kan. Yeni normalleşme diye bir şey yok ki. Ne var? Var mı böyle? O işte son yaptılar ya kapanmadan sonra. Biraz herhalde sonra açıkladılar. Ha. Ben bir kere şeye çok kuruldum. 22 sokak yasağının ne anlamı var kardeşim? Ona çok kuruldum. Ya bundan hiçbir anlamı yok zaten de. Ben artık maskeyi kapalı alanda da takmıyorum. Protesto biçimi olarak. Yo bıktım. Ve şeyini de buldum. Soran olursa ya işte niye maske takmıyorsunuz? Hocam ben astım var bende. O yüzden aşılarım tam iki aşıyı da oldum ben diyorum. Ama aşı takmak maskenin önünde engelli de, değil mi? Abi? Acıyorlar yani. Falan şey diyorlar. Geç oldu. Hocam benim maske takmaya aşım var. Çekin ağlayarak. Her şey astım hastaları gerçekten maske takamıyor bu arada. Yani uzun süre takamıyorlar. Yok yok. Abi uzun süre kapalı durdurma da lazım. Ya, sanki onları şey... Ona da artık kavga ederim yani. Ya neyse sonuçta. Ama hiç böyle bir şey yaşamadım. Bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da hadi size... Ya resmen burada halk sağlığını tehdit eden bir öneriyi yapmam peki kaç falan burada. Yani isteyen yapsın. Yapmayın yani, böyle bir şey. Kesinlikle bizim programımızın şey değildir. Yatırım tavsiyesi değildir yani. Aynen. Yatırım tavsiyesi yok. Haftaya da Bitcoin tartışacağız. Yani alım tavsiyeleri verecek Sinan size. Yani para kaybetmek isteyenleri bekliyoruz. Benim alım tavsiyesi yaptığım programda para kazanmanın imkanı olduğunu düşünmüyorum. Onu diyorum işte. Para kaybetmek isteyen varsa gelsin. Yani ben hiç bildiğim bir mecra değil. Bildiğim bir mecra olsaydı da para kazanmanızın imkanı yok benim tavsiyelerine. Evet. Çünkü senin bildiğin mecralar. Da hiç kazanamadık evet, daha yani. Neyse tamam o zaman. Kapatıyorum. Tamam kapatalım. Herkese iyi yazlar. Haftalar. Yaz o kadar şey vermeyeceğiz. İyi haftalar. İyi haftalar. İyi haftalar. Thank you.